Adalet Bakanlığı'ndan avukat talimatı. Etüt Merkezi'ni terör polisi bastı. CHP'den yeni BÇG sorusu. Günün haberleri başlıyor. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, mahkemeden aldığını belirttiği bir belgeyi göstererek, Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurulu denilen özel bir istihbarat örgütü oluşturulduğunu iddia etti. Başkanlık Ulusal Güvenlik diye bir birim, yasalarımızda düzenlenmiş bir birim yok. Bu çok açık biçimde yasa dışı istihbarat toplama faaliyetidir. Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde başkanlık adı altında bir başkanlık ulusal güvenlik birimi diye bilgi topluyor, fişleme yapıyor? Bu bilgileri mahkemeler nasıl soruyor ve buna dayanarak dosya oluşturuyor diyen Tezcan, bu yasa dışı fişlemeleri yapanların, örgütü kuranların adalet önüne çıkması gerekir dedi. Kanunen tarif edilmeyen ve özel bilgi toplayan, fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altunsu köyünde işkence edilerek gözaltına alınan 36 köylü arasında yaşlı bir kadının da olduğu ortaya çıktı. 89 yaşındaki Zekiye Girgin, sabah karşı evlerine geldiklerini, hiçbir şey sormadan önce oğlunu, sonra kendisini dövmeye başladıklarını anlattı. Zekiye'nin sebepsiz suçsuz yere bu işkenceyi yapanları Allah kabul etmesin sözlerini kullandı. Akıncı Üssü davasında çapraz sorgusu yapılan Tuğamiral Ömer Faruk Armancık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'nde zorla tutulduğunu görmediğini söyledi. Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu odaya nasıl gittiği sorulan Armancık, makamındayken hangi şartlarda yanına gittiysem Akıncı Üssü'nde bulunduğu odaya da aynı şartlarda gittim. Tehdit edildiği bir pozisyon yoktu. Etrafında kendini tehdit eden silahlı kişiler yoktu sözlerini kullandı. Mahkeme başkanının sorgu sırasında söz verdiği SAT eski komandosu Mustafa Özel de kendisine atfedilen Armancık'ın Çengelköy'de bir evde toplantıya katıldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Özel, 3 ay sistematik bir işkenceye maruz kaldım. İşkence altında verdiğim bu ifadeyi kabul etmiyorum dedi. Manisa'da 4 aydır hizmet veren 2 etüt merkeziyle 8 eve terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle işsiz bırakılan 4'ü kadın 12 öğretmen gözaltına alındı. 2 etüt merkezindeki toplam 40 çocuk da polis merkezine götürüldü. Mesleklerinden ihraç edilen öğretmenler, kamuda ve özel sektörde SGK kaydındaki şerh nedeniyle iş bulamıyor ve kendi açtıkları iş yerleri de kapatılıyor. Adalet Bakanlığı darbe, terör ve örgüt davalarında şüpheli, sanık ve hükümlülerin avukatlarının 2 yıla kadar görevlerinden yasaklanabileceği talimatını verdi. Avukatların güvenlik zafiyeti oluşturacak eylemlere girişebileceği savunulan talimatta, görevden uzaklaştırma kararının 2 yıla kadar uzatılabileceği, sanıkların ise baroların görevlendireceği başka avukatlarca savunulacağı kaydedildi.